Allah'a kurtarsın. Eyvallah cümlemiz. Ama dışarıda talimat aldık. 5 numarada o. Vay Turgut vay. Siz buyurun rahatsınıza bakın Hakim Hanım. Tutuklu biraz sonra burada olacak. Peki. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Sakin ol Feride Hakim. Ben artık bu korkularla başa çıkamıyorum anne. Her şey bitsin. Bitsin de eski günlerimize geri dönelim artık. Ama artık bu mümkün değil değil mi? Teyze. Teyze. Anne. Neredesin sen oğlum? Neden mahkemeye gelmedin? Beni bırak şimdi anne. Abimi de almışlar. Niye? İfade vereceğim demiş. Of. Bir ara yüreğimiz ağzımıza geldi ama dava ertelendi çok şükür. Çok şükür. Teyzem kapıyı açmıyor. Açar oğlum. İlk durum ayakta kaldın. Bak bu kadar sıkıntı iyi gelmez sana. Geçip otursana bir yere. Ben çok bunaldım bir. Çıkayım hava alayım. Resmen acemat ettin Sakime Hanım. Şimdi de karşıma geçip gülmeye mi geldiniz? Kendini bu cezaevine nasıl naklettirdin? Hı? Nasıl yaptın bunu? Kim yardım ediyor sana? Sana soruyorum Mahir Kara. Bana cevap vermek zorundasın. Tesadüf sadece. Tesadüf. Öyle mi? Bana araştır dediğin Necdet Güney'le aynı cezaevine düşmen tesadüf. Onun için buradasın. Planın onu konuşturmak. Herkesi kandırabilirsin Mahir ama beni asla. Çünkü senin ne kadar iyi yalan söylediğini en iyi ben bilirim. Nasıl? Açıldın mı biraz?
İstersen çarşıya gidelim. Seversin sen. Bir kere soracağım Bülent. Hakikaten yaptın mı bunu? Senin niyetin beni delirtmek mi Mahir? Hı? Önce bana yardım et, Necdet'i araştır diyorsun. Ondan sonra da karışma diyorsun. Feride tamam, haklısın. Ama ben halledeceğim. Haklı olmak bana yetmiyor Mahir. Mevzu bahis senin baban olabilir ama aynı zamanda benim dosyam. Eğer ki bu Necdet Güney hakkında bir şey biliyorsan bana söylemek zorundasın. Buraya gelmen için sana kim yardım ettiyse bana adını vermek zorundasın. Feride, sana daha fazla yalan söylemek istemiyorum. Sen üzerine düşeni layıkıyla yaptın. Lütfen daha fazla sorma, karışma. Feride. Nasıl yakıştırırsın ki bunu bana? Tanımıyor musun bunca yıllık kocanı? Yaptın mı diye sordum Bülent. Bak bana. Bak gözümün içine bak. Cevap ver. Ya ben bu adiliği yapacak adam mıyım? Hele hamile karımı. Hayır, kadının biri geliyor yalan söylüyor. Sen de bana inanmak yerine ona inanıyorsun. Çok rencide ettin beni İlknur, çok. Hale bak. Gözümün içine bakamıyorsun Bülent. Çünkü yalan söylüyorsun. İlknur bak. Bak sus. Konuştukça küçülüyorsun gözümde. İlknur'um, böyle arkanı dönüp gitme ne olur. Gel oturup bir konuşalım. Ne kaldı konuşacak? Ha? Yıktın, viran ettin her şeyi. İlknur, vallahi bir kerelik bir şeydi. Bunun biri benim mi var Bülent? Biri benim mi var? Haklısın. Allah benim belamı versin. Ama İlknur, vallahi nasıl olduğunu anlamadım. Sen bana yüz çevirince ben sana çok kızdım. Senden hınç alırcasına sabaha kadar içtim İlknur'um. Nasıl oldu ben de anlamadım. Yoksa seni üzmeyi düşünür müyüm İlknur? Sen benim her şeyimsin. İlknur, bu seferlik affet beni. Benim için değilse bile çocuklarımız için İlknur. Gelme peşime. Anlıyor musun? Gelme peşime. Beni istekmişsiniz. Nihan Hatun'un evinde çıkan yangının raporu nerede? Dava dosyasına eklendi Sayın Savcı. Derhal odama getir. Nerede
Dünya küçük ha Necdet. Kaçan varsa bir kovalayan da vardır. Hoş geldin. Ben de seni bekliyordum Mahir kardeş. Sohbete gelmedim Necdet. Niçin geldiğimi çok iyi biliyorsun. Öğrenmeden de gitmem. İlmiği boğazıma dolamayı göze alıp geldim. Buradan ikimizden biri sağ çıkacak. Artık hangimizin alnına yazıldıysa hayat, o yaşayacak. Şehadet getirmeden önce söyle. Bu işin arkasında kim var? Bakma, belli etmem ama benim de canım kıymetlidir ha. Kendimi sağlama almadan konuşmam Mahir kardeş. Böyle kim var? Kalemi sokmuş. Koş. Böyle kaçmıyoruz değil mi? Biraz sabret. Üzülme öylesin lan beni. Ne oluyor lan? Kalkaya. Bir şey yok. Sohbet ediyoruz. Bir şey mi yaptı lan? İyiyim. Yürü bakayım. Yine görüşeceğiz Necdet. Yürü. İnsanı sevmekle başlamıyormuş her şey. Güvenmeden, inanmadan sevdaların bile tılsımı yitiyormuş. Ben bugün anladım ki Mahir, sen de bana güvenmiyormuşsun. Aferin kızım. Aferin. Babanın en mutlu gününde bizi yalnız bırak. Kapına çekil. Aman ailenden uzak dur. Senden de bu beklenir. Anne lütfen. Bu gece affedin beni. Zaten senden başka yokluğumu hiç kimse fark etmez. Yanılıyorsun Feride'cim. Baban saatlerdir seni soruyor. Ayıp oluyor. Halledebildin mi Gül'ü? Yok abi. Taksiye bindi gitti. Ben arkasından... Anama bala kuma lan it. Gerekirse karıyı koklaya koklaya bulacaksın anladın mı? İş biter bitmez de bana hemen anında haber uçur. Hadi bakalım. Anladım abi. Yarın biter bu iş sen merak etme. Koalisyon kurulana kadar memlekete yazık oldu. Ekonomi darboğazda. Anarşi aldı başını gidiyor. Önce genel başkanlık, sonra başbakanlık. Siz bu ülkenin kaderini değiştireceksiniz. Sizin layık olduğunuz mevki de bu zaten. Milletimize hizmetten başka hiçbir düşüncemiz yoktur. İltifatlarınıza müteşekkirim. Rica ederim keyfinize bakın. Teşrif ettiniz, bizi şereflendirdiniz. Müsaadenizle. Rica ederim. Ne güzelsin yavrum. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Eminim siz kazanacaksınız. Teşekkür ederim. Ama şunu da bilesin ki siyasette mühim koltuklarda tek başına oturulmuyor. Ailesi de insanın mutlaka yanında olmalı. Ve böylece güzel bir örnek teşkil etmeli.
Daima elimden ne geliyorsa yapacağım sizin için. Biliyorum güzel kızım. Bu evde hep yanımda olan ve beni anlayan bir tek sen varsın. Teyzem beni hala içeri almıyor. Pişmaniye aldım, seversin sen. Gireyim mi? Niye damarıma basıyorsun Bülent? Gideyim o zaman. Allah'ım sen bana sabır ver yarabbim. Hayırdır enişte? Yine ne oluyor abla? Annen görmeden at bir tane bundan ağzına. Kalın da yemekten sonra yersin, tamam mı? Yürüyelim mi biraz? Yine küstünüz değil mi babamla? Yok oğlum. Nereden çıkarıyorsun? O zaman niye içeri girmiyor? Hem bak sana hediye de almış. Biz küsünce ayıp, siz küsünce güzel, öyle mi? Tamam, ben de yemeyeceğim o zaman. Küsmek nedir bilir misin? Küsmek dürüstlüktür. Çocukçadır. Ve ondan dolayı saftır. Yalansızdır. Küsmek, seni seviyorumdur. Vazgeçememektir. Beni anlatır küsmek. Kızdım ama hala buradayımdır. Gitmiyorumdur. Gidemiyorumdur. Küsmek nazlanmaktır. Yakın bulmaktır. Benim için değerlisindir. Küsmek, sevdiğini söyle demektir. Hadi anla demektir. Küsmek umuttur. Acabaları bitirmektir. Emin olmaktır. Yani diyeceğim o ki, ben sana küstüm. Nasıl oldu elin? Acıyor mu? Geçti. Hatırlatmasan unuttun beni. Unutulmayacak bir delik açarız bir dahaki sefere. Gerek kalmayacak inşallah. Nasılsın? 16 yaşından beri çok değişmiş mi babuş? İşlemediğin bir cinayet için kaç yıl yattın Necdet? Suçu üstüne almışsın. Kim korkuttu seni Necdet? Ben de atıldım ben yaptım diye. Sevdiklerim için. Bir gaye için. Senin gayen neydi? Hı? Osman mı? Tek başına. Daha sen Sabi'yken küçük bir çocuğu büyütmek kolay olmasa gerek. Babaları öldürülmüş, anaları çekip gitmiş iki çocuk.
Ama almışlar Osman'ı elinden. İyi bir aileye evlatlık vermişler. Kaçırmasaydın düzgün büyümesi olacaktı çocuğun. Senin gibi abisi olacağını. Nereden biliyorsun lan bunları? Nereden? Sohbet ediyoruz Necdet. Sonra hiç fırsatımız olmayacak. Gardiyan! Beni revire götür. Başım tuttu. Kızım neredeyse çıkacağım. Nerede kaldın? Manşetten duyuracaklardı bugün adaylığımı. Ne yazmışlar seninle alakalı? Etti. Ama Feride Şahadoğlu aşığını ipten aldı. Hakime Hanım aylardır bu aşk yüzünden kalemi kırmıyor. Adliye koridorlarında gizlice buluşan aşıklar basıldı. Az bile söylemişsiniz Lale Hanım. Neticede artık Feride ayağını denk alması gerektiğini anlayacak. Siz müşteri olun. Ben burada olduğum sürece Süleyman abinin kanı yerde kalmaz. İyi günler. Sadece ifade vermeye gideceğim demedim ki. Elimde söylediklerimi ispat edecek delilim var. Günaydın canım. Ben bugün Aydın olduğunu hiç sanmıyorum. Hakim Hanım. Dinle Mehmet Sahin. Kalp krizi geçirmek mi? Sen bana kızımı çağır Kerim Hanım. Birazdan gelir baba. Rezaletin okuyor ablam. Ferideciğim. Bir yanlışlık var değil mi? Ama gerçekten göründüğü gibi değil. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Söyleyeceğin hiçbir şey beni teselli edemez. Söz vermiştin ama tutmadın. Yıllar geçse de seni affedemem. Sana saygı duyamam. Beni hüsrana uğrattın. Beş paralık bir adam için koskoca Mehmet Saim Şadoğlu'nu kepaze ettin. Siyasi hayatımı bitirdin. Mutlu musun? Babanı sırtından vurduğun için
Mutlu musun sevgili kızım? Allah kahretsin. Ne oldu oğlum? Daha ne olsun? Abimin gönül maceraları gazetelere tefrika olmuş. Ne yazmışlar ona anne? Karadayım için ne demişler? Yakında alırlar bu hakimi görevinden. Yerine gelen de kalemi kırar, babamı apar topar ipe sürer. Allah korusun oğlum. Niye böyle uğursuz konuşuyorsun sabah sabah? Asıl uğursuz olan abimin bu kadınla olan münasebeti anne. Başımıza ne gelirse onun yüzünden gelecek. Nasıl böyle kör, böyle vicdansız olabiliyorsun ha? O söylendiğin kadın var ya, sırf yüreğini bildiği için abini ipten aldı dün. Bundan böyle ne abin için böyle konuşacaksa dede Feride hakim için. Dava ertelenmiş. Songül, bu arada ben olanlara çok üzüldüm. Yani senin için tabii. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa, yani konuşmak filan. Ne diyorsun Osman? Senin haberin yok galiba. Neyden haberim yok? Bilmece gibi konuşmasana. Seninki? Ya polis işte. Vurulmuştun. Hastanedeymiş, durumu kötü diyorlar. Yasin. Songül, iyi misin? İyi misin? Sakin ol, dur. Telefonu görmem lazım. Tamam. Gitmem lazım hemen. Tamam. Dur. Dur, ben de geliyorum. Dur. Dur. Feride Hanım, adliyeden arıyorlar. Ne diyeyim? Feride Hanım. Kerim Hanım'la Melih Bey de şimdi çıktılar. Siz akşam evde misiniz? Ne hazırlayayım? Hiçbir şey. Alo. Feride, canım. Nasılsın? Gazeteyi gördüm. Nasıl oldu? Hiç anlamadım ben Feride. Hep benim hatam. Daha dikkatli olmalıydım. Ama hiç aklıma böyle olacağı gelmedi. Çok özür dilerim. Senin hatan değil ki. Üzme kendini. Bugün gelmeyeceğini anladım. Bütün işleri ertelettim. Bak sakın aklın burada kalmasın, tamam mı? Herkes görmüş mü? Ne diyorlar peki? Aman ne desinler, ne desinler? Milletin ağzı torba değil ki büzesi. Hele o Zeynep. Tamam. Tamam, ben bilmesem daha iyi. Feride, izin alıp yanına geleyim mi? İster misin? Hem dışarı çıkarız. Sen de hava almış olursun, ha? Yok. Ben yalnız kalsam iyi olur bana. Görüşürüz.
askıda efendim, aşağıda. Müdür bey. Buyurun Mehmet Sahin Bey. Ya sen kim oluyorsun da benim kızım hakkında fütursuzca bir haber yapıyorsun? Senin ne haddine? Çetin'le aramızdaki hassasiyetleri bilmiyor musun? Mehmet Sahin Bey, istersen odama çıkalım. Sen çık o odaya, eşyalarını topla, kovuldun. Seninle birlikte o muhabir de. Yarına da hemen bir haber tekzip edeceksin. Yayınlayacaksın hemen. Merhaba Mehmet amca. Sinan. Bir sorun mu var? Hoş geldin. Geldiğinden haberim yoktu. Bir kahveni içerim, hem sohbet ederiz. Burada başladı madem sohbet, burada bitsin. Bir haber çıkmış bugün. Feride ile alakalı. Biliyorum. Dizgisini ellerimle yaptım. Yani bile bile yayınladın, öyle mi? Çok çarpıcı bir haber. Orası su götürmez. Ama tam bir kepazelik. Yarına bir tekzip hazırla, yalanlayın haberi. Yapamam. Yapacaksın. Yalanlayacaksın. Yalanlayamam. Biz yalan haber yapmayız. Araştırdım, doğruymuş. Bence bu olaya tepkinizi kızınıza gösterin. Yanlış adamlarla münasebete geçmez. Sinan, beni Çetin'i aratmak zorunda bırakma. Artık babam yok. Ben varım. Şimdi müsaadenizle. Hadi Elit abi. Toplantıya geç kalmayalım. Eve gidiyoruz Vedat. Tamam efendim. Hoş geldin. Sofraya geç oğlum. Sağ ol Safiye ablam. Ben yaptım o vazifeyi. Gazetedeki haber için mi geldin? O da üzücü bir hadise. Ancak ben başka bir haber vermeye geldim. Hayırdır? Yasin var ya. Hani Mahir'in arkadaşı. Arkadaş? Ne arkadaşı? Olmaz olsun öyle arkadaş ya. Abim yanlış insanlara arkasını dönmüş. Ne olmuş Yasin'e? Dün sabah evinin önünde vurulmuş. Bak dedim ben. Kim bilir kimin canını yaktı da cezasını aldı. Aman Allah'ım. Neden olmuş? Çok şükür yaşıyor ama durumu da iyi değilmiş. Kim ne istemiş çocuktan? Vallahi bilmiyorum ablam. Kimin vurduğunu da gören olmamış. Ne diyelim? Su testisi su yolunda. Hadi ben çıktım. Görüyor musun olanı? Dünyanın çivisi çıkmış yerinde. Doğru eğriye karışıp gider. Haklısın ablam, haklısın. Haberi ben vereyim dedim. Ha bir de durumu netleşmeden Mahir'e bir şey demeyelim. Olur mu? Ben sonra yine uğrarım. Erdal abi. Ben de bakkala kadar gidecektim, beraber çıkalım. Ah.
Erdal abi, bir şey danışmak istiyorum sana. E tabii İknur. Yalnız bir mesele hususi. O yüzden aramızda kalması elzem. Tabii. Bana itimat edebilirsin İknur. Şimdi Erdal abi... Feride Hanım! Feride Hanım! Babanız hastanedeymiş, kalp krizi geçirmiş. Ne? Neredeymiş, hangi odaymış biliyor musun? Osman söylesene neredeymiş Yasin? Yoğun bakımda. Koridorun sonu. Sen gelmiyor musun? Tamam, bekle. Dediler. Sabaha kadar sürdü ameliyat. Hala komada. Eğer gözünü açarsa bir umut dedi doktor. Görebilir miyim? Bırakıp gidemez. Lütfen. Lütfen beni bırakıp gitme ne olur. Adalet, çabuk olun. Ben de seninle sohbet etmek istiyorum Mahir kardeş ama daha vakti gelmedi. Öyle mi? Beni bir dinle o zaman. Belki fikrin değişir. Alen abi tahliye ediliyor. Dilimin ucuna kadar geldi. Onu senin ispiyonlayıp içeri attırdı. Ama sustum. Çıksan da kurtuluşun yok bilesin. Beni tehdit mi ediyorsun? Tehditle şantajla işim olmaz. Seni çalıştım ben Necdet. Ezberi aldım. Kan kardeşini öldürecek iyi niyette bir adam olduğunu... ...çıkarım mevzu bahis olduğunda ananı tanımadığını... ...şeytanla aynı sofraya oturduğunu biliyorum. Beni de yalanla dolanla kandıramayacağını anla diye anlatıyorum. Ecelin olduğunda doğruyu söyle diye ikaz ediyorum. Bana bir tek ruhunu kime sattın onu söyle. Sıradaki gelsin. Muhabbet bitti Necdet. Bir defa daha karşına çıkacağım. O da son şansın olacak.